Günaydın, geri sayıma hoş geldiniz. Yeni bir güne uyandık. Ekonomi gündemine hızlıca bakacağız. Piyasalardaki son durumu aktaracağız. Koronavirüs ana gündemi ve bunun yansımaları özellikle piyasalar ve ekonomi üzerinde nasıl şekilleniyor? Bunu konuşacağız geri sayımda. Sorularınız varsa bekliyoruz. gerisayım@ntv.com.tr posta adresimiz. Bu sabah finansal danışman Egemen Kaya ile birlikteyiz. Egemen hoş geldin yayınımıza. Koronavirüs gündemi çerçevesinde gelen soruları birazdan kendisine yönelteceğiz ama öncelikle piyasalardaki son durumu sizlere bir hatırlatarak başlayalım. Bir kere dün Amerikan borsalarında %2'ye varan oranda primli kapanışlar yaşandığını gördük. Burada koronavirüs çerçevesinde evet bir endişe var, belirsizlikler sürüyor ama özellikle hükümetlerin devreye girip çok kapsamlı teşvik paketleri açıklaması, özellikle Amerika'daki 2 trilyona varan paketin dün Senato'dan geçmiş olması piyasalara bir parça nefes aldırmış gözüküyor. Avrupa borsalarında %4'e varan oranda primli kapanışlar gördük. Bu sabah Asya'da biraz daha karışık bir tablo var. Genelde düşüş eğiliminin ön planda olduğunu söyleyelim. Bizim borsamızda dün yatay kapanmıştı. %0,25'lik düşüşle dünü tamamlamıştı. Bakalım bugün nasıl bir gün olacak? Bu arada Euro-Dolar paritesinin 1,09'lara geldiğini hatırlatalım. Dolar-TL 6,45'te, Euro-Türk lirası da 7.04'lerden açıldı ama şu anda 7.01'e geldiğini görüyoruz. Ons altın 1600 doların üzerine çıkmıştı. Gram altın 332 lira ve Brent türü petrolde 27 dolar seviyesinde hareketleri izliyoruz. Dünyada alınan son tedbirlerde Amerika başı çekiyor. 2 trilyon dolarlık bir paket Amerikan Kongresi'nden geçti. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde, eski IMF Başkanı hatırlayacaksınız, bir korona bond yani korona tahvil konusunu gündeme getirdi. Bu konunun özellikle kısa vadeli bir borçlanma ihtiyacını karşılayabilecek enstrüman olabileceğini önerdi. Almanya 750 milyar euroluk bir acil paketi devreye soktu. Dünya Bankası ve IMF'den G20'ye bir eylem planı çağrısı var. G20 toplantısının da bugün olacağını, hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağını telekonferans yöntemiyle bir not olarak hatırlatmış olalım. İngiltere Merkez Bankası'ndan iki ihalede sınırsız likidite taahhüdü geldi. Şartlı vadeli repo kolaylığı, biri bugün 26 Mart'ta olacak ihalelerin, diğeri de 2 Nisan'da ve kredi verilebilecek miktar için bir limit olmayacağı da duyuruldu İngiltere tarafından. Bir ortak borçlanma enstrümanı olarak 9 ülkenin ortak tahvil çıkarabileceği söyleniyor. Aralarında Fransa, İspanya ve İtalya'nın da olduğu 9 ülke liderinin böyle bir kararlılık ortaya koyduğunu gördük. Japonya kapsamlı bir mali paket hazırlığında 56 trilyon yenlik yeni bir paket gündeme gelebilir. Ve İspanya, KOBİ'lerin banka kredilerine %80'e varan garanti sağlayacak. Bu arada Amerika'nın paketi tabii dünyanın gündeminde. O paketin içinde ne var diye baktığımızda yerel yönetimlere 150 milyar dolar verileceğini, hastanelere 130 milyar dolarlık bir yardım sağlanacağını ve şirketlere verilecek kredilerin sıkı şekilde gözetim altında tutulacağını da bir not olarak hatırlatmış olalım. Şimdi Türkiye'deki son önlemlere baktığımızda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yeni adımları açıklayacak. Tarımsal üretime düşük faizli kredi yine gündeme geldi. Kamu bankalarından işe devam kredisi var ki sektör ayrımı yapılmaksızın bu kredinin verileceği duyuruldu. KOSGEB'den de 6 milyon TL'ye kadar bir destek duyurulmuş durumda. Kabaca piyasaların durumu, özellikle ekonomilerde alınan tedbirlere ilişkin son durumda bu şekilde. Biz aslında finansal danışman Egemen Kaya'dan da birazdan değerlendirmeleri alacağız. Ama şöyle hızlıca özellikle gündeme ilişkin bir iki ayrıntıyı daha vermeden belki bir Amerika'ya dönebiliriz. Bu Amerika'daki paket, 2 trilyon dolarlık paket piyasalarında bir parça toparlanmasına, nefes almasına yol açmıştı. NTV Washington temsilcisi Hüseyin Günay bu sabah o paketin içeriğini, özellikle Amerika'da ekonomiye dair konuşulanları aktardı. Bir hatırlayalım. Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nde 2 trilyon dolarlık bir yasa tasarısı Senato'da geçti. Bu 2 trilyon dolar çok büyük bir rakam. 2 milyar dolardan bahsetmiyorum. 2 trilyon dolardan bahsediyorum. Bu büyük olan rakam Amerika Birleşik Devletleri'nde her bir hane halkına 1200 dolarlık bir çek gönderilecek, nakit para gönderilecek. Aynı zamanda küçük, orta işletmelere destek sağlanacak. Zarar gören turizm şirketlerine, havayolu şirketlerine kaynak olarak aktarılacak. Evet.
Evet, yani tamamen bu paketin yarattığı bir pozitif hava var. Bu arada bugün Amerika'da işsizlik maaşı başvurularının açıklanacağını hatırlatalım. 21 Mart'la biten haftada bu başvurular nasıl gerçekleşmiş? Aslında yaşanan o krizin boyutunu bir parça gözler önüne sermesi açısından önemsenen bir veri olduğunu yine bir not olarak aktarmış olalım. İşte bu notlarla şimdi Egemen Kaya'ya döneceğiz. Egemen'e hemen soralım. Egemen, gerçekten çok sıra dışı günlerden geçiliyor. Piyasalardaki fiyatlamalar, alınan tedbirler hiç öngörülmeyecek, daha önce hiç beklenmedik kapsamda, büyüklükte. Şu anki fiyatlamaları nasıl değerlendiriyorsun? Yani bu iş nereye gidebilir? Sonuçta koronavirüsün kontrol altına alınma süreci de muhtemelen belirleyici olacak ama şu anki tabloya baktığında özellikle ne görüyorsun? Günaydın öncelikle Berfu, herkese günaydın. Tabii olağanüstü dönemlerden geçiyoruz. Olağanüstü dönemlerde mutlaka olağanüstü paketler, olağanüstü önlemler gerektiriyor. Özellikle Amerika'nın yaptığı 2 trilyonluk yardım paketi hem şirketlere hem de bireysel hane halkına bu kapsamda değerlendirilmesi gereken paketler. Koronavirüsünün ve etkilerinin ne kadar daha devam edeceğini henüz bilmediğimiz için ve bunun öngörülebilirliği net olmadığı için, yani 2 haftayla 3 ay arasında giden farklı tahminler var. Bazı tahminler daha da ileri tarihlere kadar gidebiliyor. Aşının bulunmasıyla alakalı bir konu. Bu arada ekonominin durmasını engelleyecek, ekonomi durduğu takdirde gerçekten hem hane halkın hem de şirketleri destekleyecek paketler üzerinde hem Avrupa'da hem Amerika'da farklı çalışmalar yapılıyordu. Türkiye'de de farklı çalışmalar var. Bunlardan en büyüğünü Amerika savaş zamanı şeklinde tanımlayarak 2 trilyonluk bir paketle açıkladı. Burada 75 bin dolar özellikle hane halkı geliri civarında olan hane halklarına 1200 dolar civarında kişi başına bir yardım yapacaklar. Evli çiftlerde 2400, çocuklu çiftlerde 3000 dolara kadar çıkabilen yardımlar var. Dolayısıyla biraz daha belli olmayan önümüzdeki belirsizliği özellikle hane halkı, orta gelir düzeyindeki, alt gelir düzeyindeki Amerikan halkı için, tüketim yapan halk için biraz daha belirli, öngörülebilir ve telaşa yer vermeyen bir şekle sokmaya çalışıyor Amerika. Zannediyorum Avrupa da farklı paketler üzerinden konuşuyor. İşte korona bondlar üzerinden konuşuyorlar. Yani bütün Avrupa devletlerinin, Avrupa Birliği'nin birleştiği ve çıkarttığı bir tahvilden bahsediyor. Henüz üzerinde anlaşma olmasa. Dolayısıyla olağanüstü dönemlerden geçtiğimiz için bu tarz olağanüstü önlemlerin alınması normal diye düşünüyorum. Bunu şimdi yapmayacak da merkez bankaları ne zaman yapacaklar? Tabii 2008-2009 senelerinden kalan ve oradan bu yana gelen bazı tecrübeleri de var. Bu tecrübeleri de kullanarak bu hareketleri yapıyorlar. Mühim olan şu anda bugünkü günü kurtarmak, gerçekten önümüzdeki 3 aylık dönemde durağan hale gelen ekonomiyi ve ekonominin aktörlerini bir nebze korumak ve gerçekten ekonomiyi tam %100 durmuş hale getirmemek biraz daha konu. Tabii bunun üretim tarafı var, sanayi tarafı var, bunları ayrıca konuşuruz ama şu an yapılan önlemler ekonominin özellikle dünya çapında durmaması için önlemler Berfu. Evet, bu paket ve yansımaları bir şekilde takip edilecek önümüzdeki dönemde. Koronavirüsle mücadele kapsamında virüsün kontrol altına alınma süreci de aslında ekonomiler üzerinde etkinin daha ne kadar derinleşebileceğini bize önümüzdeki dönemde gösterecek. Şimdi içeride de bir dizi ekonomik tedbir alındığından söz ettik. Az evvel Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter üzerinden yeni bir paylaşımda bulundu. Onu izleyicilerimizle paylaşalım. Bankaların iş dünyamıza ve vatandaşlarımıza verdikleri dayanışma taahhütlerinin takipçisiyiz diyor Berat Albayrak. Taahhütlere aykırı bir uygulamayla karşılaşan tüm vatandaşlarımız Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun şikayet hatlarına durumlarını aktarabilirler şeklinde bir paylaşım. Birlikte başaracağız hashtag ile bu paylaşımda bulundu Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak. Bu arada hemen altta da bir görsel paylaşılmış bu tweetle birlikte. Orada COVID-19'la mücadelede bankalar tarafından verilen destek taahhütlerine aykırı durum tespit eden vatandaşlarımız BDDK iletişim kanallarına başvuru yaparak
bir bilgi edinebilecek, durumlarını ileterek hızla çözüme ulaşabilecek deniliyor. Bir dilekçe adresi, bir e-şikayet linki, bir Twitter hesabı ve çağrı merkezi numarası da bu görselle birlikte paylaşılmış. Dediğim gibi az evvel paylaşılan bir tweet, onu biz de sizlerle paylaşmış olduk. Şimdi genel hatlarıyla gündeme dair bir iki ayrıntıyı da hızlıca sizlerle paylaşalım. Bir kere aslında son durumu şöyle verebiliriz. Genel hatlarıyla Sağlık Bakanı'nın dün açıklamalarını ve yansımalarını takip ettik. Orada maalesef ölü sayısının arttığından söz etti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Hayatını kaybedenlerin sayısı 59'a yükseldi. Twitter hesabından 15 hastanın daha hayatını kaybettiğini, toplam ölü sayısının 59 olduğunu açıkladı. Son 24 saatte 5035 test yapıldı. Ve 561 yeni tanı konuldu. Toplam hasta sayısı 2433'e yükseldi. Sağlık Bakanı sayılar kayıp acısına endişeyi ifade edemez. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar diyor. Eğitime verilen ara 30 Nisan'a kadar uzatıldı. Uzaktan eğitim süreci bu tarihe kadar sürecek. 3 haftalık tatilin üniversitelerde uzayıp uzamayacağına ilişkin Yüksek Öğretim Kurumu karar verecek. Liseye giriş sınavı ve yüksek öğretim kurumları sınavının ertelenip ertelenmeyeceğine ise hastalığın seyrine göre karar verilecek. Sağlık Bakanlığı'na alınacak 32 bin personel için başvuru süreci bugün başlıyor. Bu kişiler KPSS puanına göre merkezi yerleştirmeyle alınacak. 18 bin kontenjanın 11 bini hemşire, 1600'ü ebe ve 4687'si sağlık teknisyeni ve tekniker olacak. Adaylar 1 Nisan'a kadar başvuru yapabilecek. Geriye kalan 14 bin personel ise sürekli işçi olacak. Bu kişiler temizlik hizmetleri, koruma, güvenlik hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak çalışacak. Bu pozisyonların başvurusu ise 30 Mart'a kadar Türkiye İş Kurumu'nun internet sitesinden yapılabilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün G20 liderler olağanüstü zirvesine katılacak. Gündem koronavirüsle mücadele, zirve koronavirüs tedbirleri kapsamında video konferans yoluyla yapılacak. Cumhurbaşkanı saat 15'te zirveye İstanbul'daki Huber Köşkü'nden katılacak. Bu arada virüs salgınından etkilenen iş yerlerine bir destek daha geldi. 3 kamu bankası ortak bir açıklama yaptı. KOBİ'ler kurumsal ve ticari firmalara işe devam kredi desteği verileceğini duyurdu. 25 milyon liraya kadar cirosu olan 10 milyon 25 milyonla 125 milyon arası cirosu olan 25 milyon, 125 milyon TL üstü cirosu olana da 100 milyon lira kredi verilecek. 36 ay vadeli kredinin ilk 6 ayı ödemesiz. Kredi için bir sektör ayrımı yok. Şubat sonundaki çalışan sayısını koruyanlara bu imkan tanınacak. Teminat eksiği olana da kredi garanti fonu kefalet sağlayacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da KOBİ'ler için bir koruma paketini devreye aldı. Ekmek satışına bir standart geldi. Özellikle ekmekler ya hazır ambalajlı olacak ya da kağıt veya plastik esaslı bir ambalaj malzemesine konularak satılabilecek. Ambalajı olmayan ürünler görevli tarafından uygun bir ambalaja sarılarak tüketiciye verilecek. Pazar, manav gibi yerlerde ya da seyyar araçlarla ekmek satılamayacak. Az evvel de bahsettik, Amerika'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1000'i geçti. Vaka sayısı 70 bine dayandı. Trump, Texas ve Florida'da olağanüstü hal uygulamasına onay verdi. Ve Amerikan Senatosu ve Trump yönetimi koronavirüs salgınının ekonomiye olan etkisini azaltmak için 2 trilyon dolar olması beklenen ekonomik destek paketi üzerinde bir anlaşmaya varmış gözüküyor. Bu arada koronavirüs salgını Avrupa kıtasında can almaya devam ediyor. Salgının merkez üssü İtalya'da vaka sayısı artış hızı kademeli olarak geriliyor. Ülkede sağlık çalışanları virüsten en çok etkilenenler arasında. Fransa'da önlemler artırıldı. İngiltere antikor testinin yakında satışa sunulacağını açıkladı. İspanya'da ölü sayısı 738 kişi artarak 3434'e çıktı. Böylece İspanya ölüm sayısında Çin'i geride bıraktı. İtalya'nın ardından virüse en fazla kurban veren ülke oldu. Vaka sayısı 47 bini aştı. İspanya NATO'dan yardım istedi. Solunum cihazı, koruyucu giysi ve ekipmanla hızlı tanı kiti talep etti. Ve korona tahvili gündemde. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde, Euro bölgesi maliye bakanlarına dün tek seferlik olmak üzere ortak borçlanma kağıdı korona bond ihracını ciddi şekilde değerlendirmelerini teklif etti. Bütün bunlar tabii piyasalar tarafında izleniyor. Özellikle açıklanan teşvikler sayesinde iki gündür pozitif bir görünümde olan borsalar dün de yükselişteydi. Önceki günle kıyaslandığında yükseliş biraz daha mütevazı kaldı diyebiliriz. Virüsten etkilenen pek çok ekonomiden teşvik haberleri gelirken
piyasaları en çok etkileyen Amerika'daki 2 trilyonluk paket. Tabii içeride de küresel piyasalara paralel bir fiyatlama var. Dolar dün gün içinde 6.38 liraya kadar geriledi. Sonra yeniden 6.40'ın üzerine çıktı. Haftanın ilk günü 6.60'ı test ettiğimizi bir not olarak hatırlatalım. Şu anda 6.45'te dolar TL, euro Türk lirası 7.01'de ve borsa dün açılışla birlikte 92 bine kadar yükseldi. Sonra yükselişi geri verdi. Yatay ve hafif negatif kapandı. %0.25'lik düşüşle 89.063 puanda yer aldı. Amerikan borsaları ilk işlemlerde %5'in üzerinde pozitifti. Kapanışta endekslerin ikisi artıda biri eksideydi. Bu arada likidite adımları nedeniyle dolar endeksinde bir miktar geri çekilme söz konusu. Avrupa tarafına baktığımızda borsalar %4'ü aşan değer kazançlarıyla tamamladılar günü. Euro dolar karşısında 1.08 seviyesinde ve bu sabah Asya borsaları karışık. Japonya'dan yeni hamleler bekleniyor. Nikkei'ye göre Japon hükümeti hane halklarına nakit verilmesini de içeren 56 trilyon yeni aşan büyüklükte bir mali paket hazırlıyor. Bugün az evvel de dediğimiz gibi Amerika'da işsizlik maaşı başvuruları gelecek. 21 Mart'ta biten haftada yapılan başvurular son derece kritik önemde görülen bir veri. Petrol dün 28 dolara kadar yükselmişti. %2'ye yakın kazanç görüldü. Nedeni hem Amerikan Senatosu'ndaki 2 trilyon dolarlık paket hem de Başkan Trump'ın Suudi Arabistan'ı Rusya ile anlaşması için teşvik ettiği haberleri. Şu anda 27 dolar sınırında Brent petrol ve altın salı günü 70 dolardan fazla yükselmişti. Dünse gerileme günüydü. 20 dolar birden düştü. Burada 1600 doların hemen altına sarkmış durumda ons altın. Tabii bunun içeride yansımalarını da özellikle takip ederken gram altınla ilgili seyrinde bu sabah itibariyle 332 lira olduğunu, 332-333 lira arasında gidip geldiğini bir not olarak aktaralım. Şimdi finansal danışman Egemen Kaya'ya hemen döneceğiz. Egemen, bu koronavirüsün piyasalar üzerinde yansımalarını izlerken altınla ilgili enteresan bir süreç de oldu. Yani normalde belirsizlik ortamının güvenli liman diye altına yaraması gereken bir süreçte biz borsalarla birlikte eş zamanlı altının da sert düştüğünü gördük. Her ne kadar son birkaç gündür yine bir toparlanma havası varsa da yani bu kadar belirsizliğe rağmen hani daha yükselmesi öngörülebilirdi, öyle olmadı. Bunu neye bağlıyorsun? Yani güvenli liman mı kalmadı artık ve bu ortamda güvenli liman ne olacak önümüzdeki dönemde? Bunu esasında bizim piyasamızdan bir örnekle de anlatayım. Olay biraz benzer. Hatırlıyorsan geçen sene Mart-Nisan aylarında Londra'da swap piyasasıyla alakalı Türkiye TL likiditesini kısmış. Dolayısıyla TL likiditesine ihtiyaç duyulmuştu. Bunun içinde TL bulmak için hem TL varlıkları alınmış, dolar satılmış, hisse senedi piyasalarında satış görmüştük. Amerika'da yaşadığımız koronavirüsle olan satışlar da bununla esasında benzer bir özellik taşıyor. Geçen hafta dolar likiditesine, dolar nakdine ihtiyaç duyan ve teminat yetersizliğinden dolayı nakit dolara geçmek isteyen yatırımcıların, fonların hem hisse senedi piyasalarında hem de ellerindeki nakde kolay dönebilir varlıklarda nakite dönme ihtiyaçları olduğunu gördük. Buna da altın dahildi. Altın tabii 1650 seviyelerden 1434'lü ons bazında, dolar bazında satış yedi. Ve bu yediği satışın genel manası piyasanın hem likitliğe hem de dolar nakdine sıkışmış olmasıydı teminatları tamamlamak için. Daha sonrasında olan ise evet hem Amerikan Merkez Bankası Fed'in limitsiz para gevşemesi yapacağını açıklaması hem de bu son 2 trilyonluk paketten sonra hem satanlar likitte sıkıntısı ortadan kalktığı için altını geri almaya başladı hem de biliyorsun 2008-2009 senelerinde de yaşamıştık parasal gevşemenin ve bu devasa boyuttaki para basmanın ileriki dönemlerde enflasyona, hiperenflasyona ve paranın değersizleşmesine doların değersizleşmesine yol açabileceğini düşünen yatırımcılar 1434 desteğinden altındaki destekten fiyatları tekrardan toplamaya hızlıca toplamaya başladılar ki olması gereken fiyat 1650 seviyelere hızlıca geldi. Bundan sonraki dönemde artık tabii ki bu parasal gevşemeyle beraber ekonomilerin biraz daha toparlanmasını, borsaların biraz daha yatay seyretmesini bekliyor olabiliriz ama gerçekten önümüzdeki 3 ayda ne olacağını biraz daha koronavirüsün gelişimi ve koronavirüsün salgının tekrardan yayılma olasılığındaki hızı seyrediyor olacağız. Yani özellikle New York'ta, Amerika'da daha hızlıca yayılan ve önü alınamayan bir koronavirüs
salgın olursa, umarız olmaz ama şayet böyle bir durum olursa, o zaman bu yapılan yardımın ne kadar yeterli olacağı konusunu tekrardan masaya yatıracağız. Lakin 3000'li seviyelerden gelen S&P'nin yaklaşık %30 civarındaki düşüşünde tabii ki önemli bir düşüş ve bundan sonra toparlanması bekleniyor ama piyasa hala koronavirüsü etkisinde olacak. Dolayısıyla koronavirüsünün aşısı, ilacı ve salgının yayılma hızı ortadan bir şekilde kalkmadıkça, kesilmedikçe piyasaların tam anlamıyla rahatladığını söylememiz de mümkün olmayacak. Her ne kadar büyük paketler gelirse gelsin. Türkiye'de de bu manada önümüzdeki dönemde tabii gelişimlere bakarak farklı paketlerin açıklanma olasılığını da zaten Berat Bey bahsetmişti. Bu konulara da ayrıca bakacağız ama altın özelinde dediğin gibi fiyatların likitte krizi olmadığı takdirde bundan sonra çok fazla düşmesini ben beklemiyorum. 1450 seviyesinde, 1434-50 seviyesinde güzel bir destek var. Onun üstünde 1550 seviyesinde de güzel bir destek var. Bundan sonra teminat sıkıntısı olmaz, likitte sıkıntısı olmazsa altının yönü yukarı doğru gibi gözüküyor. Olduğu takdirde de 1375 ve 1435 seviyeler arasında güzel uzun vadeli, 2-3 senelik vadeli fırsatlar yaratabilir diye düşünüyorum altının. Bu arada gerçekten hani sıra dışı bir süreç izlerken şimdi Bloomberg Ajans'ın geçtiği bir haber var. Fed Başkanı Powell Türkiye saatiyle 15'e denk gelen bir saatte oranın hani ana televizyon sabah programlarından birine, NBC Today programına katılacakmış. Canlı bir röportaj vereceği Fed Başkanı Powell'ın söyleniyor bugün için. Bunu da bir not olarak izleyicilerimizle paylaşmış olalım. Şimdi çok soru var Egemen. Şöyle hızlı hızlı gidelim. Mesela Sinan Beserek bir soru sormuş. Borsada özellikle ciddi düşüşler sonrası bir toparlanma için hangi durumların oluşması gerekir demiş. Yani aslında biz bir yandan da hani piyasalarda normalleşme nasıl olacak? Bu sinyalleri ilk nerelerde görmeliyiz ve aramalıyız diye de soruyoruz. Sinan Bey'in sorusuyla birleştirerek sormuş olalım. Yani şöyle düşünelim. Hindistan kapalı, Çin yeni yeni geri dönüyor. Amerika kapalı, İngiltere kapalı, Avrupa'nın çoğu kapalı. Türkiye'deki durum belli. Büyük oranda kapalı. Dolayısıyla dünyada genel olarak bir eve kapanma ve iş yerlerinin durması, üretimin durması, tüketimin biraz daha gıda tarafında ve temel ihtiyaçlar tarafında olduğu noktalardayız. Dolayısıyla tamamen borsaların etkisini ve buradaki faktörleri fiyatlamak için koronavirüsünün biraz önce dediğim gibi yayılma hızının ve gerçekten ilacının aşısının ne zaman çıktığına bağlı olarak ekonomik durgunluğun ne kadar süreceğine bağlı olacak borsaların performansı da, paraların performansı da. Şayet Trump'ın ilk bahsettiği gibi Temmuz, Ağustos aylarına sarkan bir ekonomik durgunluktan ve koronavirüsün salgınından bahsediyorsak, o zaman tabii ki bu seviyelerde olan borsaların daha aşağıya gelmesini bekleriz. Ancak geçen gün söylediği gibi Nisan ortası, Mayıs'a doğru biz salgının önüne geçeriz ve ekonomiyi tekrardan işler hale getiririz derse ki piyasa biraz da onu satın aldı. O zaman borsalar şu an kaldığı yerden devam edebilir, onu fiyatlamaya başlayabilir. Ama bilim adamlarının söylediği biraz daha koronavirüsünün en azından 2 ay daha hayatımızda olacağı şeklinde ben algıladım. Dolayısıyla bu 2 aylık dönemde ileriki seviyelerde, yani Mayıs sonunda bu iş bitecekse piyasalar bunu fiyatlar ve önüne bakabilir. Ama daha ilerisini düşünmek istemediğinde veya düşündüğünde o zaman farklı fiyatlamalar olabilir. Ümit edelim bir an önce aşısı, ilacı bulunsun ve ekonomik durgunluk bütün dünyada tekrardan canlanmaya geçsin. Şu anda neredeyse dünyanın yarıya yakını evde kapalı vaziyette, iş yerleri çalışmaz vaziyette duruyor. Bunun tabii üretimi, tedarik zincirlerindeki sıkıntıları bu kriz devam ettiğince ortaya da çıkabilir. Ondan herkesin evde kalması, kendi sağlığını koruması, etrafını çok fazla yaymaması hem kendi sağlığı için, hem ülke sağlığı için, hem de global dünya için çok önem arz ediyor. Çok kısacık özellikle dolarla ilgili sorular var. Egemen Veys Bey bir soru göndermiş. Diyor ki yani turizm sezonunun da hani kötü geçeceğini varsayarsak bu durumda hani dolar girişi azalınca bu dolar üzerine nasıl bir etki yaratabilir demiş. Dünyada da dolara olan talebin arttığı bir süreç de izledik aslında. Paritede de dolar lehine bir düşüş olmuştu. Ne dersin kısacık? Dolar endeksi belli teknik seviyeleri yukarıya doğru kırdı. Hala yukarıya doğru bir güçlenme
hareketi olabilir. Bu tarz zor zamanlarda ilk varılan liman dolar oluyor. Türkiye bazında korona salgının gelişimi ve bunun önünün ne kadar kısa zamanda kesileceğiyle alakalı olacak. Biz bunu 1-1,5 ay civarında bitirirsek turizm sezonunun çok fazla etkilenmeyeceğini düşünebiliriz. Ama daha uzun sürerse hem turizm sezonu hem de dolar etkilenir. Doların globaldeki gidişatı da tekrar yine bu virüsle alakalı olacak. Artı tabii burada petrol fiyatları da önemli. Amerika'nın Suudilere ciddi bir baskısı var şu anda petrol fiyatlarındaki yarışı kaldırmalar için. Evet. Doların önümüzdeki dönemdeki hali biraz daha kuvvetli gözüküyor. Önümüzdeki 3 ayda kuvvetli gözüküyor. Ondan sonrasını evet. tekrardan bakmak gerekecek. Finansal danışman Egemen Kaya, çok teşekkür ediyoruz yayına katkılar için. Biz bir reklama gidelim, borsanın açılışına birlikte geri sayalım. Evet, borsa açıldı. %0,12'lik kayıpla yeni gün başladı. Gün içindeki hareketleri takip edip sizlere aktaracağız. Geri sayımı izlediniz. Şimdilik hoşça kalın.